Merkez Bankası Fed'in kararı öncesinde, faiz kararı öncesinde piyasalarda oynaklık devam ediyor. Dolar TL bu sabah 14.65'ten, Euro TL 16.12'den ve Sterlin TL'de 19.14'ten işlem görüyor. Hafif bir düşüş söz konusu. Euro dolar paritesi ise 1.10 seviyesinde seyrediyor. Borsaya bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0.61'lik yükselişle 2092 puandan başladı. BIST 100 endeksi şu sıralarda ise 2093 puan seviyesinde seyrediyor. Ve kripto paralardayız. Kripto paralarda hafif bir yükseliş var dünün aksine. Bitcoin 39.803 dolardan, Ethereum ise 2661 dolardan satılıyor. Ve altın, altında düşüş devam ediyor. Her ne kadar sert düşüş dursa da hafif düşüş devam ediyor. Gram altın 903 TL seviyesinde, çeyrek altın 1477 TL'den, Cumhuriyet altında 6078 TL'den satılıyor. Küresel altın fiyatları da FED kararı öncesinde düşüşüne son verdi diyebiliriz, yavaşlattı diyebiliriz. Altın ons fiyatı 1915 dolar seviyesinde, gümüş ons fiyatı da 24.79 dolar civarında bulunuyor. Petrol fiyatlarındaysa aşağı yönlü hareket Çin'den gelen karantina önlem haberlerinin etkisiyle kesildi. 103 dolarda şu anda Brent petrolünün uluslararası piyasadaki varil fiyatı. Piyasalardaki son durum böyleydi. Ekofinans devam ediyor. Evet, küresel piyasalarda jeopolitik riskler ve emtia fiyatlarının seyri yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, gözler bugün 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. Fed'in yeni tip koronavirüs salgının ardından Mart 2020'de devreye aldığı genişlemeci para politikalarında normalleşme sürecini bugünkü faiz artırımıyla hızlandırması bekleniyor. Bankanın 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metninde gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızlı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçları aranacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 1,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı. Biden, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nden hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratların desteğiyle geçen bütçe tasarısını Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreniyle onayladı. Amerika Birleşik Devletleri Federal hükümetine 2022 mali yılı için 30 Eylül'e kadar finansman sağlayacak bütçeyle ülkede federal hükümetin kapanmasının önüne geçildi. Aylarca süren müzakerelerin ardından meclis ve senatodan geçen 2741 sayfalık bütçede Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya yönelik 13,6 milyar dolarlık yardım paketi de yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın imzaladığı kripto varlık kararnamesi, kripto para piyasasında ilk etapta %10 üzerinde bir yükselişe neden olurken, bazı uzmanlar bu kararın dijital dolar çıkarma hazırlığında olan Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Bitcoin'i devre dışı bırakmak için zemin hazırlama hamlesi olduğunu düşünüyor. Stratejist David Wu, yönetimin bir Amerika Birleşik Devletleri dijital parası için zemin hazırladığını söylerken, bu hamlenin Bitcoin için olabildiğince negatif bir adım olduğuna vurgu yaptı. Her merkez bankası kendi dijital parasını çıkardığında Bitcoin'e ne için ihtiyacımız olacak, bir rakibe neden ihtiyacımız var sorularını sormaya başlayacaklar diyen eski Bank of America araştırma direktörü, Bitcoin için şu anda öne sürebileceğiniz tüm pozitif argümanlar yakında yok olacak değerlendirmesini yaptı. Barclays'den JP Morgan'a kadar birçok kurum Ukrayna'daki savaş nedeniyle Avrupa piyasaları için hedeflerini aşağı yönlü revize etti. Stratejistler, artan emtia fiyatları, merkez bankalarının sıkılaşma politikaları gibi etkilerle bu yıl Avrupa hisse senedi piyasaları için tahminlerini düşürüyor. Avrupa borsaları enflasyondaki artış, merkez bankalarının şu an duruşu, Rusya-Ukrayna savaşı gibi çeşitli nedenlerle 2022 yılına kötü başladı. Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmaya çabalayan bölgede artan petrol ve doğalgaz fiyatları resesyon endişelerini de gündeme getiriyor.
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Rusya'nın dolar cinsi kupon ödemelerini ruble olarak yapması durumunda temerrüde düşmüş sayılacağı uyarısında bulundu. Rusya'nın bugün itibariyle döviz cinsinden 117 milyon dolarlık ödemesi bulunuyor. Söz konusu ödeme, savaşın ardından çakılan tahvilleri ellerinde tutan yatırımcılar açısından kritik önemde. Bu ödeme, Rusya'nın dost olmayan ülkelere tahvil ödemelerini ruble cinsinden yapacağını açıklamasının ardından ilk tahvil ödemesi olacak. Rus enerji şirketi Gazprom doğalgaz ihracatı 1 Ocak 15 Mart tarihlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %28,5 geriledi. Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre şirketin yılın ilk 2,5 ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla değişmezken doğalgaz ihracatı düşüş gösterdi. Öncü verilere göre şirketin doğalgaz üretimi değişmedi ve 111,5 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde şirketin bağımsız devletler topluluğu dışı ülkelere doğalgaz ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %28,5 azalarak 30,7 milyar metreküp oldu. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, maliyenin kazanandan, servet sahibinden, zenginden direkt vergi almayarak gelirlerini KDV, gümrük vergisi veya benzer fonlarla tüketiciden elde etmesinin büyük bir adaletsizlik olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tüketiciler Derneği'nin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülke ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, her şeye rağmen ülkede ticaret, ithalat ve üretim kapasitesinde artışın sürdüğünü belirterek, tüketiciyi korumak için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını kaydetti. Dolaylı vergilerin mümkün olduğunca azaltılması gerekmektedir. Eğer siz kazanandan, servet sahibinden, zenginden ve haliyle bu ülkedeki nimetleri kendine ve ailesine başarıyla artırmakta olandan direkt vergi almazsanız ve tüketiciye dolaylı vergilerle katma değer vergisi, gümrük vergisi veya benzer fonlarla tüketiciden maliyenin gelirlerini artırmaya çalışırsanız o büyük adaletsizliktir. Tatar, devlette maaş alan kişilerden %40'lara varan vergi alınırken özel sektörden gelir vergisi alınması konusunda sıkıntılar yaşandığına da işaret etti. Tatar, devlet her kazanandan vergisini almak zorundadır. Ona göre kamu maliyesini korumak suretiyle dolaylı vergilerden, bütün vergi sistemindeki oransal olarak ağırlığın azaltılmasıyla tüketici korunmalıdır dedi. Tatar, fahiş fiyat artışlarına da değindi ve alım gücünün düştüğünü, ülkede denetleme mekanizmalarının oluşturulmasının da şart olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı doğru tespitlerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin lokomotif sektörlerine yapılacak yatırımlarla ülkenin kalkınması, büyümesi ve artan milli gelirin adil paylaşımlarının öncelikli olduğunu belirtti. Kamu maliyesinin daha da sağlıklı bir noktaya gelebilmesi için ekonominin kayıtlarına alınması lazım. Ekonominin büyümesi lazım ve ona göre bazı düzenlemelerin yapılması lazım. Ama bunlar elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti varsa olabilecektir. Eğer siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne sürekli olarak farklı anlamlarla, farklı maksatlarla sürekli olarak saldırırsanız o zaman o devlet zarar görür. O zarar gören devletin kurum ve kuruluşlar yıpranır. O yıpranmayla tüketici de elbette zaman içerisinde refahının artmadığını görür. Dolayısıyla ilk önce devlete sahip çıkmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne inanmak, bütün bu Akdeniz'deki saldırılara, bütün bu yaşananmışlara, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördüğünüz gibi bu çağda bile hiç beklenmedik bir şekilde bir halkın nasıl bir saldırıya uğradığını gördüğümüzde işte tüketicilerin de halkımızın da en büyük güvencesi anavatan Türkiye'nin bu topraklarda bize verdiği güvenliktir, onun garantörlüğüdür, Türk askerinin varlığıdır. Başbakan Faik Sucuoğlu, dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle ekonomik anlamda inanılmaz bir darboğazdan geçilmekte olduğuna dikkati çekti ve fiyat artışlarıyla ilgili her türlü denetimi yapacaklarını vurguladı. Başbakan, bu zor süreci hep birlikte atlatmak, verileri tüketiciye olumlu yansıtmak için çalışacağız dedi.
Başbakan Faik Sucuoğlu dün önce Girne'de sera gezdi, sorunları dinledi. Ardından da 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinliğine katıldı. Başbakan yaptığı konuşmalarda ülke ekonomisi ve özellikle alım gücüne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sucuoğlu, COVID-19 salgınının etkisini azaltması beklenirken, Ukrayna-Rusya savaşının olumsuz yansımalarıyla mücadele edilmeye başlandığını kaydederek, temel gıda maddelerinin %25'inin dünyaya Ukrayna'dan dağıldığını, buna bağlı olarak akaryakıt fiyatları ve dövizdeki artışın etkilerinin çok daha ağır yaşanmaya başlandığını belirtti. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu kaotik durumlarla karşı karşıyayız ve bu yönde çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bütün dünyanın yaptığı gibi, ama bazı konularda maalesef elimizde olan bir şey yok. Akaryakıtın artması, dövizin yükselmesi, bizim burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak yapabileceğimiz, bunlara bir engel teşkil edeceğimiz bir şey yok. Bunların için söylüyorum, çünkü bunlar tüketiciye maalesef beklenenin ötesinde fiyatların yükselmesiyle yansıyor. Alsancak'ta ziyaret etmiş olduğumuz seracılar sıkıntılarını bize anlattılar. O basit topladıkları zepseyi koydukları kasaların bile neredeyse 2,5 kat fiyatının arttığını söylediler. Soğuk hava koşullarından dolayı Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta belli ürünlerin üretim ve nakliyesinin zor olması nedeniyle sebze fiyatlarının arttığını dile getiren Sucuoğlu, havaların düzelmesiyle sebze fiyatlarının geçmiş yılların seviyesine ineceğini dile getirdi. Bu hafta içinden itibaren süpermarketlere yönelik denetimlerinde başlayacağını kaydeden Sucuoğlu, yapılan denetimlerde fiyatların vatandaşa yansıması konusunda eksisiyle artısıyla değerlendirme ve tespitlerin yapılacağını vurguladı. Tabii ille de bir yanlış vardır anlamında söylemiyoruz bunu, ama bir şekilde bizlerin de bu şeyin içerisinde, bu mekanizmanın içerisinde olmamız gerektiğine inandığımız içindir. Yoksa herhangi bir adrese yönelik bir ön yargı söz konusu değil, bunu söyleyeyim, ama bu denetlemeler bizzat bizlerin de başında bulunacağı ekipler tarafından devam edecektir. Dün akaryakıt yasası altındaki tüzükte değişiklik yapıldığını ve artık akaryakıt fiyatlarının her iş günü düzenlenebileceğini aktarmıştık sizlere. Değişikliğin resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardındansa akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla akaryakıt ve döviz kurlarındaki değer kaybının benzin fiyatlarına yansıtıldığı belirtildi. Buna göre kurşunsuz benzin 95 oktan litresi 17.33 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin 17.58 TL, Euro dizelin litresi 18.07 TL ve gaz yağının litresi 17.02 TL'ye çekildi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren uygulamaya girdi. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamayla akaryakıt ve döviz kurlarındaki değer kaybının benzin fiyatlarına da yansıtıldığı duyuruldu. Yazılı açıklamada bundan böyle akaryakıt ham madde fiyatları ve döviz kurlarındaki günlük değerler dikkate alınarak fiyat uygulanacağı belirtildi. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle dünyada ve bölgede baş gösteren ekonomik dalgalanma, petrol ve gıda fiyatlarında inişli çıkışlı grafiğin hükümet tarafından dikkatle incelenmekte olduğuna işaret edilen açıklamada, yakın dönem ilişkin ekonomik ve mali öngörüler üzerinde hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğü de ifade edildi. Başbakan, vatandaşımızı global krizden uzak tutmak, alım gücüne güç katmak en büyük hedefimizdir ifadelerini kullandı. Yeni fiyatlandırmaya göre kurşunsuz benzin 95 oktanın litresinde 1.42 kuruşluk indirim yapılarak 18.75 Türk lirasından 17.33 Türk lirasına, kurşunsuz benzin 98 oktan 19 Türk lirasından 17.58 Türk lirasına, Euro dizel litresi 3 Türk liralık indirimle 21.07 Türk lirasından 18.07 Türk lirasına ve gaz yağında 2.44 kuruşluk indirim yapılarak 19.47 Türk lirasından 17.02 Türk lirasına çekildi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren uygulamaya girdi. Ambalajlanmış süt ve süt ürünlerine ise zam geldi. Kopsüt yeni fiyat listesini paylaştı. Ambalajlanmış süt ve süt ürünleri zamlandı.
Coop Süt bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini açıkladı. Buna göre marketlerde satılan 1 litrelik yağlı sütün fiyatı 11.95'ten 11.40'a, yarım yağlı 12.25 Türk lirasından 15.60 Türk lirasına, yağsız 12.85'ten 16.35 Türk lirasına, laktozsuz 14.95'ten 18.45 Türk lirasına ve keçi sütü ise 20.70'ten 25 Türk lirasına yükseldi. 1 kilo tuzlu hellimin fiyatı 98 Türk lirası, az tuzlu, tuzsuz ve diyet hellim fiyatları ise 102 Türk lirası olarak açıklandı. Ve dış gelişmelerle devam edelim. Euro bölgesinde sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre 19 üyeli Euro bölgesinde sanayi üretimi Ocak-Aralık ayına kıyasla değişmezken, Ocak 2021'e göre ise %1.3 geriledi. Avrupa Birliği'de sanayi üretimi Ocak'ta hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %0.4 yükseldi. Söz konusu dönemde Avrupa Birliği ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış %6.2 ile Avusturya'da, %3.1 ile Çekya'da ve %3 ile Polonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise %6.1 ile Estonya'da, %5 ile Portekiz'de ve %4.1 ile Yunanistan'da belirlendi. Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla %24.7 ile Litvanya'da, %17.3 ile Avusturya'da ve %16.6 ile Polonya'da artarken, İrlanda'da %20, Portekiz'de %4.2 ve Malta'da %3.8 azaldı. Almanya'da yatırımcı güveni Mart ayında Ukrayna'daki savaşın etkisiyle sert düştü. Almanya'da ZEV yatırımcı beklentileri endeksi Mart'ta -39.3'e geriledi. Bu COVID-19 pandemisinin başladığı 2020'den beri görülen en kötü rakam oldu. Önceki ay endeks 54.3 değerini almıştı. Cari koşullar endeksi de -21.4'e geriledi. ZEV Başkanı Achim von Bach, Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar Almanya'da ekonomik görünümü kötüleştirdi. Resesyon gittikçe daha olası hale geliyor değerlendirmesini yaptı. Savaş hali hazırda yüksek seyreden enerji ve diğer emite fiyatlarını daha da artırdı. Bu da enflasyonist baskıların artmasına neden oluyor. Avrupa Merkez Bankası geçen hafta Euro bölgesi için 2022 yılı büyüme tahmini %3.7'ye düşürdü. Banka enflasyonun ise ortalama %5.1 ile hedefin iki katından fazla yükselmesini bekliyor. Ülkede yeniden artışa geçen vaka sayıları da diğer bir endişe kaynağı. Alman hükümeti Şubat ayı ortalarında pandemi kısıtlamalarını azaltmaya başlamıştı. Türkiye'de merkezi yönetim bütçesi Şubat ayında 69,7 milyar TL fazla kaydetti. Şubat ayında kaydedilen rakam aylık bazda en yüksek bütçe fazlası oldu. Bütçe Ocak ayının ardından Şubat ayında da fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Şubat ayında bütçe fazlası 69,7 milyar Türk lirası oldu. Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200,8 milyar Türk lirası, bütçe gelirleri 270,6 milyar Türk lirası olarak kaydedildi. Bütçe verilerinin öncü göstergesi olarak kabul edilen nakit bütçe dengesi de Şubat'ta 95,9 milyar Türk lirası faiz dışı ve 55,5 milyar Türk liralık bütçe fazlasına işaret etmişti. Bu verilerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kar ve yedek akçe avans aktarımının 49,3 milyar Türk lirası gerçekleşmesi, toplam 38 milyar Türk liralık KDV ve muhtasar ödemeleri tahsilatının Şubat ayına kayması ve 750 milyon Türk lirası özelleştirme geliri kaydedilmesinin etkili olduğu izlendi. Buna karşılık 30 milyar Türk liralık vergi tahsilatının ise Mart ayına kaydığı açıklandı. Geçen yıl aynı ayda 23 milyar Türk liralık vergi tahsilatının Mart ayına kayması etkili olmuştu. Bu yıl ise daha yüksek boyutta kayma gözlendi.
İngiltere, Rusya'ya lüks ürün ihracatının yasaklandığını ve bu ülkeden ithal edilen ürünlerde %35'e varan ek vergi uygulanacağını açıkladı. İngiltere hükümeti Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya yönelik açıkladığı son yaptırım paketinde ülkeye lüks ürün ihracatını yasakladı ve Rusya'dan ithal edilecek ürünlere ek vergi koyma kararı aldı. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı ve Hazine'nin dün yaptığı ortak açıklamada vodka, gübre, çelik ve alüminyum gibi ürünlerinde içinde olduğu Rusya'dan ithal edilen ürünlere %35 ek vergi getirildiği duyuruldu. Hedef alınan ürünlerin 900 milyon sterlin değerinde olduğu belirtildi. Artırılan vergi oranları Rus ekonomisinin küresel ticaretten daha fazla soyutlanmasına yardımcı olacak diye Maliye Bakanı Rishi Sunak, bu vergi tarifeleri İngiltere'nin şu anda uygulanan Rusya'nın uluslararası finans kaynaklarına erişimini kesme, Putin'in dostlarına yaptırım getirme ve inşa ettiği rejime azami baskıyı kurma çalışmalarımıza üstüne uygulanacak ifadelerini kullandı. Ülkenin aldığı ihraç yasağı kararının lüks segmentte yer alan giyim, otomotiv ve sanat eserlerini barındıracağını kaydeden Uluslararası Ticaret Bakanlığı, alınan kararın kısa zaman içinde uygulanacağını öngördüklerini belirtti. Bu haberle birlikte Ekofinans'ın sonuna geldik. Yarın saatler 11.15'i gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.